İçel TV Radyo Klas ortak yayınıyla gündemin adeta detaylarını irdelemek için sizlerle birlikteyiz efendim. Bu kez stüdyo konuğum, hani biraz da basın mensupluğuyla bilinen Mersin kamuoyunda önemli bir isim. Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz İlçe Başkanı Sayın Erdoğan Alkaya. Yani efendim gündem o denli hızlı ve şiddetli akıyor ki. Yani stüdyodaki konuklarımız da neyi, nasıl, önceden bir şekilde hani konuşuyoruz ya. Yani belki stüdyo içerisinde şu anda geçirdiğimiz zaman diliminde farklı bir şey oluyor. Doğru. Yani Türkiye'nin çok değişken bir gündemi var. Evet sayın izleyiciler, gündem deyince de hemen akıllarımıza HDP'li milletvekillerinin tutuklanması, gözaltına alınması ve hemen gıyabında Avrupa Birliği dış politika yetkilisinin yine bir açıklaması. Hani gündemde neler oluyor, neler bitiyor? İşte detay programında canlı telefon bağlantılarımızla birlikte bunun ayrıntılarına ineceğiz. Efendim, tabii önemli bir gündem. HDP'li milletvekillerinin, özellikle Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Balülken gibi isimlerin tutuklanmış olması ve işte diğer milletvekillerin yine gözaltına alınması, hani farklı bir sürece doğru gidiliyor. Yani belki kamuoyu tarafından beklenen bir gelişme de olabilir bu. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi cephesi bu olaya nasıl bakıyor? Sayın Kemal İstek Bey, öncelikle İçel TV ve Radyo Klas izleyicilerine sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum teşkilatım ve şahsım adına. Şimdi bu konu biliyorsunuz genel siyasetle ilgili bir hadise. Evet. Bununla ilgili partimizin tavrı, düşünceleri geçmişten bu yana kadar bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli bununla ilgili bütün açıklamalarını yapmıştır. Tabii bir ilçe teşkilat başkanı olarak da bizler de partimin düşünceleri gibi kamuoyunun vicdanını yer bulabilecek bir karar çıkmasından dolayı bir karar çıkacağına eminim. Bundan dolayı adalete güveniyoruz. Adalet evet. Biliyorsunuz hepimiz için, bütün bu ülkede yaşayan insanlarımız için lazım olan bir şey. Kısacası biz kamuoyunda, vicdanındaki yer bulabilecek şekilde bir kararların çıkacağına, bununla ilgili de adalete sonsuz güvendiğimiz için, biliyorsunuz bir suç varsa ceza da olur. Bununla ilgili de geçmişten bu yana kadar Sayın Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi politikamız bellidir. Bununla da ilgili gelişmeleri bekleyeceğiz. Netice bunun itibariyle. Terörle mücadele kapsamında bir tutuklama olarak değerlendirebilir mi? Çünkü terör örgütü suçlaması da var burada. Şimdi efendim olay şu, bunu biz defalarca, yıllardır bunu söylüyoruz. Bir siyasi partinin bir terör örgütüyle hiçbir bağı olmamalı. Evet. Yani en azından bunlarla aralarına bir mesafe koymalı. Başından beri biliyorsunuz, yıllardan beri işte YPG olsun, PKK olsun, efendime söyleyeyim, diğer örgütlerle ilgili bir mecliste olan, bir grubu da olan bir parti bir tavır koyamadı maalesef. Evet. Bundan dolayı tabii ki vatandaşımızda ne olduğu, ne bitildiğini, her şeyi görüyor. Evet. Bunun için biz yine söylüyorum, biz kamuoyunun vicdanına yer bulabilecek bir kararın çıkacağına ben inanıyorum. Teşkilat Başkanı ve şahsım adına düşüncelerim ve adalete de güveniyoruz. Netice itibariyle bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani burada İçişleri gibi gözüken bir olayla karşı karşıyayız aslında. Yani evet. Nihayetinde işte bir siyasi partinin ciddi iddialar var ki Diyarbakır, işte Van gibi Güneydoğu'daki birçok ilin savcısının aldığı kararlar doğrultusunda bu işlem evet. yapılıyor. Nihayetinde bazı milletvekillerinin ifade vermeye gelmedikleri için gıyaplarında tutuklamalar var. Yani biraz yasalar çerçevesi oturtulan bir şey. Ama burada Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara'daki temsilcilerin toplanması isteği var. Yani bir şekilde bu olay biraz da en azından AB ülkeleri bağlamında küreselleşmiş oluyor. Evet, yani şimdi, yine bir uzantı, hani dış güçler dediğimiz bir şey var değil mi? Hep bunu maalesef, konuşuyoruz. Maalesef. Yani şimdi burada AB üyesi ülkelerin Ankara temsilcilerinin bir araya gelerek konuyu değerlendirmesi, ya sizce bu İçişleri'ne müdahale değil midir yani? Sayın İstek, yıllardan beri Sayın Genel Başkanımız da bunun üzerine ciddiyetle duruyor efendim. Şimdi bu bizim kendi iç meselemiz.
Artı buradaki bu terör örgütüyle olan, yani gerek FETÖ olsun gerek PKK olsun, bu örgütlerle işbirliğinde olan kişilerin tabii ki ayıklanması ve bu insanların bir şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Yani biz doğudaki, inanın doğudaki bir sürü Kürt vatandaşımız, Kürt kökenli vatandaşlarımız bu gibi yani yargılanmalarından dolayı aslında rahatsız değil. Zaten biz de doğudaki Kürt kökenli vatandaşlarımızı işte örgüt üyesidir veyahut da PKK'lıdır diye düşünmemiz bizim için zul. Yani böyle bir şey yok. Evet. Onun için biliyorsunuz geçmişte de Diyarbakır'ı, doğuda yaktılar yıktılar. Yani insanlara, esnafın kepenk kapattırdılar, insanlara zulüm yaptılar, sivil vatandaşların üzerine yürüdüler. Yani bu resmen bir terör. Terör. Bununla ilgili ben yine söylüyorum, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak kararlar çıkacağından dolayı, yani iyi niyetin olarak yani artık istiyorum. Bu aşamadan sonra özellikle 15 Temmuz'dan sonra yargıya güvenin tesisi tabii gerekiyor. Atması gerekiyor. Zaten biz demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz. Yargı hepimize lazım. Evet. Yani bu ülkedeki yani namuslu insanlar için herkese lazım olan bir yapı. O yüzden yargıya güvenmek zorundayız. Yargıya da güveniyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Evet. İnşallah dediğim gibi kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir kararla çıkar. Burada yani işte Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara temsilcilerinin toplanmak üzere bir araya çağrılması. Yani şimdi bu da Avrupa Birliği'nin dış politika yetkilisi Federica Monche'nin çağrısı üzerine. Yani şimdi buradan bir dış parmak var. Şimdi dış parmağın yani, olduğu gibi şimdi ben Avrupa'da da uzun süre kaldım Almanya'da. Evet. Ya bu şimdi, normal bir şey mi sizce? Şimdiki tabii ki normal değil. Bizim yani, iç işlerimize karışması değiliz. Yani yaptırım daha doğrusu inanın size samimiyetimle söyleyeyim. Buradan işte dış güçlerin Türkiye üzerinde oynamak istediği oyunlar. Evet. Bunlara biraz da bilemiyorum da hükümet yetkililerini ben biraz da daha ciddi, daha iyi bir görev yapmalarını düşünüyorum. Yani bunlar bizim iç işlerimize yani karışmamaları lazım. Türkiye, Türkiye'de yönetilir ve Türkiye'nin de baş yeri Ankara'dır. Ve bizim bir meclisimiz var. Bu meclisimizde Türkiye'deki insanlar güvenmiş, oy vermiş ve buradaki meclisimiz mutlaka gerekli önlemi alacaktır. Evet. Peki efendim, şimdi burada hani söyle bakımından da Ankara'ya baktığımız zaman, liderlere daha doğrusu, bir AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi söylemleri açısından veyahut da bazı hedefler noktasında bir birliktelik oluştuğu görülüyor. Şimdi bazı kesimler biraz bunu çok ciddi şekilde ağır bir ithamla, işte koltuk değneği gibi falan benzetmelerle sayın istek yükleniyor. Yani sayın burada istek, sayın istek. Buyur. Şimdi bunlara siz bir basın mensubusunuz. Evet, objektif olarak görebiliyorsunuz. Evet. Sayın Bilge Liderimiz, Sayın Devlet Bahçeli her zaman şunu söyledi. Evet. Ülkemizin ve devletimizin, milletimizin menfaatları açısından ve yani daha doğrusu öncelikle devletimizle ilgili konularda, ülkemizin refahı konularında bu böyle tavır almak bu kişilerin bastonu şusu busu değil. Zaten zamanda gösterecek şimdi, Sayın Devlet Bey'in şimdi ne kadar iyi niyetli ve doğru düşünceler içerisinde olduğunu. Şimdi Sayın Alkaya telefon bağlantımız var. Biliyorsunuz yine Mersin kamuoyunun çok yakından tanıdığı, siyaset deyince de bence yani işte Mersin siyasetinin büyüğüdür Sayın İstemiyan Talay. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan baş danışmanı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz Sayın Talay. Çok teşekkürler Cemal Bey kardeşim. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi efendim sağ olun. Stüdyo konuğum Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz İlçe Başkanı Sayın Alkaya, Erdoğan Alkaya. İşte gündemi değerlendiriyoruz. Gündemin detaylarına inmeye çalışıyoruz. Çok selam, sevgiler Sayın Alkaya'ya da. Efendim. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize de aynı şekilde sevgiler, saygılar. Efendim, bugünkü gelişmeleri tabii siz de takip ediyorsunuz. HDP'den milletvekilleri, işte genel başkan ve eş başkan bağlamında tutuklamalar oldu. Gözaltılar var. Bu arada AB ülkesi ülkelerin Ankara'daki temsilcilerinin toplanması bağlamında girişim var yine. Bu noktadan olaya baktığımız zaman hani neler oluyor diyoruz Türkiye'de ve tabii ki siyasette. Bu tutuklamalar, bu gözaltılar sizce normal
yasalar çerçevesinde düşüneceğimiz bir işlem midir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii şahsınızın, siz biraz önce de ifade ettim, Mersin siyasetinin gerçekten ender şahsiyetlerinden bir tanesisiniz. Yani artık Cumhuriyet Halk Partinizi bir tarafa bırakıyorum. Siyasetin abisi olarak değerlendirerek ifade etmek istiyorum efendim. Size göre nedir efendim bu olay? Perde arkasında farklı senaryolar mı var? Hep dış güçler, dış güçler diyoruz. Avrupa Birliği'nin, ülkelerin, Ankara temsilcilerinin bir araya gelmesi ne ifade ediyor? Buyurun efendim. İlk sorumuz bu. Gerçekten şu anda Türkiye iç ve dış siyasetinde çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Dışarıda Avrupa'yla, Amerika'yla, Rusya'yla, komşu ülkelerle çok ciddi problemlerimiz ortaya çıktı. Ve bu iktidar zamanında bizim geleneksel dostluk ilişkilerimizde ciddi bozulmalar ve dünyada giderek yalnızlaşan bir Türkiye örneği yaratıldı. Bütün bunları kaygıyla hepimiz izliyoruz. Ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman bu konulardaki uyarılarını da bütün kamuoyuyla paylaştığımızı biliyorsunuz. Evet. Özellikle HDP'li milletvekilleriyle ilgili süreç, bildiğiniz gibi bir anayasa değişikliğiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin mecliste bir karar aldı. Ve bu karar çerçevesinde dokunulmazlıkları kaldırılmasından sonra dosyaları bulunan milletvekilleri yargının talebiyle gittiler, ifadelerini verdiler ve onlarla ilgili işlemler süreç olarak başladı. Evet. Burada HDP milletvekilleri biz gelmeyeceğiz, bizi götüremezsiniz şeklinde bir tavır ve tutumla bir bakıma yargıyı tanımayan, devlete kafa tutan bir konum ortaya koydular. Bu son derece de yanlış bir yaklaşım. Çünkü herkes kanunlar önünde eşittir ve yargının talebiyle bunların gerekli ifadelerini vermesi konusunda gerekli adımları atmaları zorunlu bir anayasal, yasal bir görev olmasına karşın böyle bir devletle adeta iddialaşma veyahut devlete karşı bir tavır içinde olmaları bugünkü süreci hazırlayan en önemli nedendir. Evet. Ama biz hep şunu söyledik. Yani bilim adamları, gazeteciler, siyaset adamları, bunlar elbette yargılanabilirler. Yargılanmaları da eğer bir suçları varsa doğaldır. Ama tutuklu bir şekilde yargılanmak ve tutukluluğu adeta cezalandırmaya dönüştürecek bir anlayış da uygulamak toplumda gerilimler yaratır. Ve bu gerilimlerle toplumun dengesi, düzeni altüst olur şeklinde düşüncelerimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yani bunların, bu milletvekillerinin yargının çağrısına karşı bir tavır içinde olmaları ne kadar bence yanlışsa, bunların tutuklu olarak yargılanmalarına ilişkin alınmış olan kararlar da o ölçüde toplumda gerilim yaratacak, sonuçlar doğuracak kararlar şeklinde değerlendirilmektedir. Evet efendim. Yani, evet. Şimdi yani nihayetinde yargı sürecine girdiği için konuyu fazla da detaylandırmak da yani bir şekilde en azından yasallık bağlamında sıkıntılı. Efendim ama işte geçtiğimiz günlerde Sayın Bülent Tezcan'a bir silahlı saldırı oldu. Ve bu silahlı saldırıyı yapan kişinin de ülkücü olduğu iddiası ortaya atıldı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da işte ülkücülerin de en az kendileri kadar vatansever olduklarını, böyle bir
şeyin içerisinde, olayın içerisinde olamayacağının altını çizdi. Size göre efendim olay neydi? Yani hani silah, yaralama, siyasetçi falan böyle yani bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten insanlarda bir en azından endişe oluyor. Şimdi tabii iktidara yakın olmak veya iktidara çok amiyane tabirle yağcılık yapmak, onların gözüne girmek için değişik konumlarda insanlar değişik tavırlar alabiliyorlar. Bunların kimisi basında ağır hakarete varan yazılarla muhalefete yüklenebiliyorlar. Veyahut bazı sokak kabadayıları işte Sayın Genel Başkanımızın önüne mermileri koyup tehdit yoluna gidebiliyorlar. Veya Sayın Bülent Tezcan'ın durumunda olduğu gibi tabancayı çekip yaralayıcı hatta canla kastedici tavırlar içinde olabiliyorlar. Evet. Ve bunları yaparken de bazıları kendilerine işte ben şucuyum bucuyum diye de tanımlayabiliyor. Hı hı. Ama biz biliyoruz ki Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi gerçek anlamda ülkücü veyahut MHP kadrolarında olup da siyasetin içinde temiz ve düzgün siyaseti uygulayan insanların bu şekilde bir davranış içine girmesini hiçbir zaman ne bekleriz ne de böyle bir ithamı onlara yöneltmek durumunda olamayız. Evet. Dolayısıyla bu yapan kişinin bir suçluluk kompleksi içerisinde kendisini bir kesimle aidiyet içerisinde sokarak hem onları zan altında bırakmak hem de sanki onların bir parçasıymış gibi toplumdan bir güç alma tavrı içinde olduğunu tahmin ediyoruz. Evet. Dolayısıyla bunun bir organize hareket olduğunu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine veyahut değerlerine karşı bir saldırı niteliği taşıdığını burada söylemem mümkün. Daha kısa bir süre önce de birkaç gün önce Avcılar Belediye Başkanımızın aracının da kurşunlandığını hatırlarsak evet. Bu şekilde davranan insanların iktidara yaranma duygusu içerisinde oradan adeta bir aferin almak yöntemiyle bu işleri yaptıkları anlaşılıyor. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok selam arkadaşlarımıza da. Evet. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Çok selam, sağ olun. Saygılar. Şimdi Sayın Halkay, yani biraz önce de yani işte Sayın Tezcan'a silahlı saldırı ve hemen arkasından medyada ben ülkücüyüm. Ya, şimdi, ülkücülük bu kadar ya basit şimdi, oluyor mu? Şimdi, siz Ülkü Ocakları başkanlığı da yapmış, Ülkü Ocakları'ndan gelen bir insansınız. Evet, buyurun. Şimdi Sayın İstek, ülkücülük bir yaşam biçimi. Ben şahsım olarak da 12 Eylül mağdurlarındanım. Bizim böyle bir misyonumuz yok. Evet. Böyle tür insanlara da bizim sahip çıkma gibi bir lüksümüz olmadığı gibi zaten bu kişiler bizim cemaamızın içerisinde değiller. Böyle bir yani her ülkücüyüm veya ben her MHP'liyim diyenin MHP'li olduğu diye bir kaydı yok. Bunları geçmişte de gördük. Adam bir gruba gidiyor, zafer işareti yapıyor. Aynı gün bir başka bizim grubumuza geliyor, bozkurt işareti yapıyor. Bunları basında da gördük. Geçmişte de İşte her bozkurt işareti yapan veya her ben ülkücüyüm, MHP'liyim demek MHP'li veya ülkücü olmayı göstermez. Evet. Yani bu ülkücülük biliyorsunuz yaşam biçimi. Biz kesinlikle teşkilat olarak ben hiçbir ülkücü, ülke ocaklı bir kardeşimizin böyle bir şeye gireceğini veya girdiğini düşünmüyorum. Düşünmediğim gibi böyle bir şey olamaz. Yani evet. Şu an bizim ülke ocaklarındaki kardeşlerimiz İnanın size samimiyetimle söyleyeyim, okuyup belli bir yerlere gelip yani vatanı milletine faydalı insanlar olmak isteyen insanlar, kişiler, gençlerimiz. Yani bunu samimiyetimle söyleyeyim, yani bunu yapanlar, bu gibi eylemlere girenler, bizim adımızı kullanmaya çalışanlar samimiyetimle söyleyeyim ne ülkücüdür ne de MHP'lidir. Evet. Ben buna inanmıyorum. Şimdi efendim ya bırakın
ülkücü ya da MHP'li olmayı bence insan dahi olamaz. Mutlaka yani canım, şiddete mutlaka başvuran, tabii canım, savunmasız bir insana ve yani önemli bir siyaset adamına böyle bir tabii silahlı saldırıda bulunan bir şahsiyetin tabii aslında ruh sağlığıyla ilgili de mutlaka ciddi sorunlu anlamda vardır, sıkıntılar vardır. Sorunlu. Şimdi Sayın Alkaya, yani siz eski bir MHP'lisiniz. Ülke Ocakları'nı da biliyorsunuz. Evet. Geçmişini de. Şimdi Sayın Bahçeli'den önceki MHP ile Bahçeli'den sonraki MHP arasında yani ben şahsen bir gazeteci olarak ciddi farklılıklar olduğunu görebiliyorum. Kurumsallaşma anlamında. Bir de Bahçeli'den önceki dönemde yani Milliyetçi Hareket Partisi dendiği zaman biraz daha böyle mafyöz, biraz daha böyle hani vurdulu kırdılı şeyler akıllara geliyordu. Şimdi yani bir dönem sonra şimdi, o farklılaştı diye düşünüyorum. Şöyle Sayın İstek. Evet. Şimdi bu yıllardan beri teşkilatın içerisindeyiz ki ben 3 yıl Mersin'de gibi bir yerde Ülke Ocakları İl Başkanlığı yaptım bundan 40 yıl önce. Şimdi biraz önce de dediğim gibi yani ülkücülük yaşam biçimi. Evet. Yani sokaktaki efendime söyleyeyim ben ülkücüyüm deyip tespih sallamak, ona buna işte müdahil olmak veya bir mafya görüntüsü yapmak bunun ülkücülükle bağdaşan hiçbir tarafı yok. Bunu biz evet kabullenmiyoruz. Sayın Genel Başkanım zaten şimdi geçmişte insanlar biliyorsunuz bir moda gibiydi. İşte arabasına bozkurt yapıştırdı, ben ülkücüyüm dedi. İşte 3-5 tane kendini bilmez, çapsız, hadsiz insanlar bürolar açtılar, bozkurt resimleri koydular. Çeksene tahsilatlarına girdiler, ülkücülük adını kullanmaya çalıştılar. Şimdi bunların tamamı geçmişten bu yana tecrübeli bir teşkilatlardan sorumlu genel başkanımız, yardımcımız var Sayın Şevkat Çetin. Hı hı. Ki o da Ocak'tan yetişen çok değerli bir abimiz, büyüğümüz. Buna bizzat müdahil olarak bu tür insanları teşkilatlardan uzaklaştırdılar. Yani ülkücüden mafya olmaz. Biz ülkücüyüz. Biz ülkemizi seviyoruz. Bizim yaşam biçimi olan ülkücüyü yaşamaya çalışıyoruz. Yani Sayın Genel Başkanımız da ülkücü, ülke ocaklı gencin okulda başarılı olur ise onun ülke ocaklı olduğunun kanaatinde. Ve bununla da ilgili bütün ülke ocakları il başkanlarımız sağ olsun, bütün sayın başkanlarımız bununla ilgili çok hassas çalışmalar içerisinde. Sokakta hiçbir vurdurucu, kırdıcı ülke ocaklı gencimiz yok. Bundan emin olun. Evet, yani zaten, hepsi okulunda, tabii, saygılı. Hı hı. Zaten ülkücük oralar hepimizin geldiği okulumuz. Yani orada eğitim var, orada işte ülke sevgisi var. O yüzden siz müsterih olun. İnanın samimiyetimle söyleyeyim. Yaşam biçimi olan ülkücülüğü şu an ülke ocaklarında ülkücü irade yaşıyor efendim. Evet. Şimdi Mersin olarak zaten yerel anlamda şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı söz konusu. Evet. Yani bunu kabul etmek lazım. Evet. Yani ilçelerin hemen hemen tamamında ikisi hariç herhalde. 9-8 ilçe, 8 ilçe, büyükşehir. Evet, büyükşehir. Ya bu da demek Mersin. Evet. Yani buradan Çamlıyelen'den işte Anamur. Ama Mersin'de bir kadar şans mı? Yani işte oradan biraz Mersin da bakalım olaya. Nasıl efendim? Yani şimdi işte zirve yapıldı. Şimdi efendim şöyle. Şu anda işte büyükşehir belediyesi, evet, ilçe belediyeleri, evet, ve tabii ki teşkilatlar da bir şekilde çalışıyordur. Şimdi yani nihayetinde halka indiğiniz zaman siyaset yapıyorsunuz şimdi, evet, Sayın Alkaya. Yani siz de yani nihayetinde siyasetin içerisinde, tabii, olan, aktif siyaset yapan birisiniz. İnsanlar size de geliyorlar. Şimdi bu noktada elinizdeki argümanlar, yani evet bizim belediyelerimiz çalışıyor demek bağlamında yeterli mi efendim? Şimdi şunu samimiyetimle söyleyeyim. Büyük şehrimiz yeterli fazlasında çalışıyor. Şöyle bir açıklama yapayım. Aslında bunun muhatabı ben değilim. Yani bu sorunun muhatabı ben değilim. Bunun muhatabı mutlaka açıklamalarla il başkanım ya da büyükşehir belediye başkanım olacak. Ama ben şunun farkındayım. Bir vatandaş olarak bırakın bir siyaseti. Deneyimli bir kişinin, Burhanettin Kocamaz gibi birinin Mersin'de büyükşehir belediye başkanı olmak için biz Mersinler için bir şans. Samimiyetimle söyleyeyim. Evet. Neden? Neden? Belediyeciliği çok iyi bilen, çok iyi bilen ve belediyeciliğin gerektiği yerlerine, gerektiği yerlerde, gerektiği gibi hareket edebilecek kapasiteli, ilkeli, doğru, dürüst ve kendini belediyeciliğe adamış, bunu meslek edilmiş bir büyüğümüz, bir abimiz. 20 yıllık bir tahsis deneyimi var. Yani. Birikimi var.
Ben Akdeniz ilçesinden bahsedeyim. Benim 65 mahallem eskiden 8 köy olup şu an mahalleye kavuşan, yani büyük şehrin hizmetlerinde olan yerlerimiz var. Size samimiyetimle söyleyeyim. 15 yıldır geçmiş yönetimde bu 8 şu an mahalle olan köylerimizin yollarında hiçbir şey yoktu. İnanın 2 yılda Akdeniz'den örnek veriyorum. Bütün ilçeler de aynı durumda. İnanın samimiyetimle söyleyeyim. Benim Akdeniz ilçemde 8 köyde yolu yapılmamış hiçbir köy kalmadı. Bütün köylerimizin o kadar güzel, o kadar kullanılır yollar yapıldı ki gidip görmenizi istirham şimdi edeceğim. Sayın Alkaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz'e yaptığı ve tabii ki diğer bütün ilçelere yaptığı konuyu biz tartışmaya devam edelim. Yani zaten gözle gözük kim çalışıyor, kim çalışmıyor. Vatandaş bunu zaten görüyor. Yani şu değişen Mersin olayı var benim ya. En basiti benim Esenli köyüm vardı. Evet. Orada su yoktu. Sayın bir vatandaş şimdi olarak söylüyorum. Biz buradan böyle görüyoruz. Acaba Ankara'dan nasıl gözüküyor? Şimdi onu soracağım. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Sayın Şu hizmetle Fatih. Şu hizmetleri şimdi görmeyen bence kör Sayın İstek. Evet. Yani bu hizmetleri görmeyen kör bence. Evet. Efendim Sayın Baki Şimşek hattımızda. İyi akşamlar Sayın Şimşek. İyi akşamlar diliyorum efendim. Efendim Akdeniz Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz İlçe Başkanı Erdoğan Alkaya'yla stüdyo konuğum. Gündemi tartışıyoruz. Detaylara iniyoruz ama şimdi tabii siz parlamentodasınız. HDP'li milletvekillerinin işte eş başkanların tutuklanması, gözaltına alınması nasıl değerlendiriyoruz efendim? Buradan başlayalım. Ben öncelikle bütün Mersinli hemşehrilerime, Sayın İlçe Başkanıma ve çalışanlara, televizyon çalışanlarına iyi akşamlar diliyorum. Tamam. Biz bunları seçim meydanlarında hep anlattık. Ama o günün şartlarında gerekenler yapılmadı. Onlar yapılsaydı belki Türkiye bugünlere gelmezdi. Ama o günün şartlarında ben sırtımı PKK'ya dayadım diyenler meclise sokuldular, milletvekili yapıldılar. Bugün bunun geç kalmış bir operasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorsanız bu devlete isyan ederek, bu devlete baş kaldırarak burada bu milletin meclisinde vekillik yapılması doğru bir şey değil. Hala yemin etmeyen milletvekilleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmeyen milletvekilleri var. Bu devlet bunlara maaş ödüyor. Geç kalmış olarak görüyoruz. Hiç kimsenin ayrıcalığı olmadı, olmamalı. Bu ülkede yaşayan herkes kanunlara, nizamlara uyması gerekiyor. Milletvekili de olsa, bakan da olsa herkes yasalara uymak zorunda. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değildir. Evet. Şimdi efendim burada bir de AB ülkesi, üyesi ülkelerin Ankara'daki temsilcilerinin bir araya gelmesi için davet var. Yani Mokreni HDP operasyonu için derin kaygı duyduğunu belirtmiş. Yani burada yine bir dış müdahalede söz konusu. Bu yargıyı etkilemez mi efendim? Yani yargı sürecine... Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeye rağmen bağımsız bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idare edildiği yer Ankara'dır. Evet. Başkenti Ankara'dır. Avrupa Birliği şunu demiş, Amerika Birleşik Devletleri bunu demiş. Efendim Rusya şöyle düşünüyormuş, Türkiye bunları düşünecek halde değil. Bunların ne yaptıkları zaten. Süper güçlerin Orta Doğu'da yeni bir harita çizme projelerini adım adım uygulamaya çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi menfaatlerine bakacak. Evet. Kendi insanlarının geleceğini düşünecek. Amerika'yı, Rusya'yı, İngiltere'yi ne dediğinin bizim için önemi de yok. Yani. Evet. Şimdi efendim bu 15 Temmuz sonrasıki gelişmeleri, yani artık herkes dikkatli takip etmeye devam ediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tatmin edici mi? Şimdi malumunuz paralel yapı devletin bütün kılcal damarlarına kadar adeta sızmış, sızdırılmış. Yani gelinen noktada özellikle yargı ve emniyet güçlerinde ciddi anlamda yapılanmanın olduğunu görevden almalar ve işte gözaltına tutuklamalarla görüyoruz. Siz gelinen süreçte bu yapı devletten temizlendi mi? Buna inanıyor musunuz? Ve tabii ki buyur efendim. Yani yıllarca oluşan bir yapının bir anda devletten temizlenmesi mümkün değil. Burada bir mücadele yapılıyor. Yalnız burada biz şunu söylüyoruz. Gerçekten darbenin şu anda bize ulaşan bilgilere göre darbenin tepe noktasındaki insanların çoğunluğu ya Amerika'ya kaçmış ya Avrupa ülkelerine kaçmış, ya Romanya'ya kaçmış, ya Suriye'ye kaçmış, ya Irak'a kaçmış. Yani tepe düzeyde şu anda Türkiye'de çoğu insanın kalmadığı söyleniyor. Biz gerçek darbecilerin yurt dışındaysa iadelerini, Türkiye'de ise yakalanıp en ağır cezayla cezalandırılmalarını bekliyoruz. Yalnız
alt düzeyde işte temizlikte işçiymiş, kamyon şoförüymüş, burada milli eğitimde hademeymiş, bu düzeyde de yani insanlar bankaya para yatırmışlar veya okula çocuklarını göndermişler. Bunlarla da uğraşılmasını doğru bulmuyoruz. Veya dini hassasiyetlerinden dolayı belki insanlar, devlet de bunları teşvik etti. Bu yapıyla bir şekilde temas olmuş. Bunlarla uğraşılmasını da doğru bulmuyoruz. Adliyenin içerisinde, yargının içerisinde, emniyetin içerisinde, askeriyenin içerisinde kim bunlara bulaşmışsa, kim bunlarla beraber bu 15 Temmuz darbe gecesi işbirliği yapmışsa, Baylok programı kullanmışsa, örgütün iç iletişimiyle beraber olmuşsa bunlara en ağır cezanın verilmesini bekliyoruz biz. Evet. Bunda gerçekten samimi davranılmasını ama hukuksuzluğa da müsaade edilmemesini, yani yaşın yanında kuru yanmasın diyoruz. Burada da söylediğimiz nedir? Efendim, şimdi tabii ki biraz önce de Sayın Alkaya'yla da Büyükşehir Belediyesi'nin, Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin çalışmaları ile ilgili konuşuyorduk. Evet. Sayın Alkaya da bu hizmetleri görmeyen kördür dedi. Siz Ankara'dan görebiliyor musunuz efendim? Mersin'e gelip gidiyorsunuz gerçi ama her geldiğinizde bir farklılık hissedebiliyor musunuz? Tabii, sağ olsunlar, belediye başkanlarımız gerçekten gece gündüz demeden çalışıyorlar ama Mersin'i sadece belediyelerin ayağa kaldırması mümkün değil. Mersin'de şu anda portakal dalında kaldı. Limon dalında kaldı. Yani Mersin ürününü satamıyor. Çiftçi perişan. Mersin'in ekonomisi hala büyük bir oranda tarıma bağlı. Yaş sebze meyve ihracatına bağlı. Hala difif ücretleri açıklanmadı. Mersin yanıyor yani. Sadece belediyelerin Mersin'in mahpus halini değiştirmesi mümkün değil. Mersin acilen turizm bölgelerine yatırım yapılması lazım devlet tarafından. Belediyelere gelen ödenek bu ay itibariyle geçen aya göre %37 eksik geliyor. %37. Yani 100 lira yerine 63 lira para geliyor. Belediye bununla maaş mı ödeyecek? Yatırım mı yapacak? Gerçekten ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Belediye başkanlarımız bütün iyi niyetiyle çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Ama Mersin'e mutlaka hükümet desteği şart. Evet. Yani Tarsus Devlet Hastanesi ne oldu diyoruz. Efendim şöyle oldu, böyle oldu. İhaleyi yaptık ama işte onaylanmadı da, temeli atılamadı da. Ya iki seçimdir bunun billboardunu asıyorsunuz. 2011'de de astınız, şu anda da astınız. Tarsus Üniversitesi ne oldu diyoruz. Cevap yok. Bakanlar kurulundaydı, geri çekildi. Havaalanı ne oldu diyoruz. Efendim ihaleyi yaptık da dördüncü firma aldı da öbür firma itiraz etti de daha önce de verdiniz. Daha önce de yarım kaldı. Gene sahil bandı ne oldu diyoruz. Efendim firmalar şu anda kararsız da Akdeniz Olimpiyatlarında insanlar kalacaktı. Ne oldu? Çeşmeli Taşucu Otoyolu ne oldu? Yani ne bekliyoruz? Bunların hepsinin billboardunu astınız. Evet. Yani Mersinliler bunların cevabını bekliyor. Yani 22 tane alt geçit yapılacak Mersin'e. Allah'a şükür belediyemiz ikincisini bitirmek üzere. Üçüncüsünün temelini atacak. Yani evet. Devletimiz bizim bütün bu isyanımıza kulak verdiler. Bir tanesinin temelini attılar. Ama belediye 22 tane alt geçit yapamaz. Hiç olmazsa devletin de karayollarının da bu alt geçitlerden 8-10 tanesini yapması lazım. Mersin'i yıllardır ihmal ettiniz. Daha Mersin'de bir tane kentsel dönüşüm projesi hayata geçirilemedi. Mersin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili değil mi? Şimdi bunlar artık Mersin zengin bir Mersin değil. Artık fakir bir Mersin var. Zengin toprakların fakir insanları yaşıyor Mersin'de. Evet. Yani Mersin'e hükümetin el atması lazım. Seçimde verilen vaatlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Biz hükümetten başka bir şey istemiyoruz. Burada meydanlara çıktınız. Bu millete ne söz verdiyseniz bunu yerine getirin diyoruz. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Tüm Mersinli hemşehrilerime de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah ürünleri bol olsun, kazançları bol olsun diyorum ben size. İnşallah efendim. Sayın Alkaya, nihayetinde Mersin'le ilgili sorunlar deyince hani hemen yönetimin ikinci ayağı. Öyledir yani, değil mi? Şimdi bir tanesi MHP dedik, Büyükşehir. Evet. İkinci ayağı da AK Parti. Ve onun da başındaki Sayın Bakan Elvan. Değil mi efendim? Evet efendim. Ama demek ki bu iki ayak, Sayın Vekil'in de, Baki Şimşek'in de biraz önce ifade ettiği gibi henüz randumanda yürüyemiyor mu diyelim. Onda mı Mersin devamlı istenen, beklenen evet, o şimdi, iğmeyi gösteremiyor? Biraz önce Sayın Milletvekilimiz de bunu anlattı. Gerçekten mecliste Sayın Baki Şimşek gerek ilçelerimiz olsun gerek merkezimizle ilgili bir sürü açıklamalarda bulunup işte efendime söyleyeyim sorular sormuştur. Ama maalesef hiçbirine, biraz önce kendisinin de anlattığı gibi, hiçbirine net bir cevap alınamadı maalesef. Ki Mersin'de de
AKP'nin biliyorsunuz bakanı da mevcut. Bununla evet. da ilgili. Çünkü biz burada nasıl sayın yerelde Büyükşehir Belediye Başkanımız A partili B partili demeden hizmet yapıyor ise bunu da sayın hükümet yetkilileri de işte MHP kazandı diye işte bir görmemezlikten gelmesi ve sayın biraz önce milletvekilimizin değindiği gibi işte Tarsus'ta üniversite açılacaktı, olmadı, işte havaalanı olmadı, yani verilen sözler hiçbir yerine getirilmedi. İşte bununla ilgili biz maalesef bu yönden sıkıntı çekiyoruz. Şimdi şöyle bir şey, yani diyorlar ki ya işte AK Parti burada Büyükşehir'i almazsa bu hizmetler de gelmez. Her seçimde de Akdeniz Sahil Yolu projesi, değil mi, konuşulan? Evet. Çukurova Bölgesel Havalimanı, Kazanlı Seyyan Turizm, değil mi? Yani maalesef, bu, maalesef. Buna benzer birçok proje hep dillendiriliyor. Girişim de var, yürüyor da. Evet. Yani bayağı bir yürüyor da. Ama neticede seçimlere dayandıktan sonra tekrar gündemden düşüyor. Düşüyor. Şimdi yani bu bir sizce ya gerçekçi olmak lazım. Siz de siyaseti çekirdekten gelen birisiniz. Yani bunlar böyle bir algı doğru mu sizce? Yani böyle bir algı var mıdır? Maalesef şimdi hizmet etmenin sizde olup zaten hükümetsiniz. Şimdi burada yapılan hizmetler vatandaş için. Evet. Şimdi biraz önce de bahsettim. Sayın Burhanettin Kocamaz işte Akdeniz HDP'li diye, işte Mezitli CHP'li diye, işte atıyorum efendime söyleyeyim Silifke CHP'li diye oraya hizmet götürmüyor değil. Oraya da gerekli hizmetlerin hak ettiği hizmetlerin vallahi tamamını bence yapıyor. MHP'li yerlerden daha fazla oraya götürüyor. Aynen yani öyle. Gerçekçi aynen olalım. Öyle. Aynen öyle. Yani Toroslarla bir eşit şöyle bir Akdeniz'e mesela biraz önce somut olarak siz sayacaktınız. Evet. Sayın. Şimdi, neler yapıldı Akdeniz'de? Şimdi buyurun. Efendim şunu söyleyeyim. Mesela Akdeniz'de, Akdeniz ilçemde benim evet. yolu yapılmamış. Köy kalmadı. Hiçbir köy kalmadı. Hı. Yani bu iki yıla yakın bir zamanda Sayın evet. Burhanettin Kocamaz Bey'in belediye başkanı olduğundan hı. bugüne kadar bütün yani yolları Akdeniz'deki köyle merkeze bağlanan yolların tamamını yaptı. İçme sularının su yoktu. Atıyorum Esenli eski mahallemiz şimdi Esenli köyümüzde işte kuyu sondaj yaparak birkaç defa bazı yerlerde de çıkmıyor zaten. Yani 30 tane sondaj yapılıyor. 4 tanesine randıman alınıyor. Buna rağmen çalışmaları devam etti. Şimdi altyapı hizmetlerinin çoğu bitti. Öyle bir şey ki Büyükşehir Belediye'miz birçok yerlerde alt bilim belediyelerinin işlerini bile yapar duruma geldi. Yani gerçekten samimiyetimle söyleyeyim. İşte atıyorum Kazanlı, Karaduvar, efendime söyleyeyim Karacelyas, hatta Adanalıoğlu, burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy veren, çok oy aldığı evet, yerleriydi. Yani, evet, İnanın gidin o yolları biraz... gidin görün 15 yıldır yapılmayan yolların tamamı onarıldı. Yani evet, Sayın Kocamaz proje, siyaset tabii, üstü tabii, olduğunu tabii, gösterdi. Tabii tabii yani şu var. Sayın gördük. Kocamaz takdir ediyoruz. Niye takdir ediyoruz? Şimdi geçmişte de ilk seçim zamanı söyledik. Kendisi de bunu sık sık beyan ediyor. İşte ben %32 oy aldım. Daha %68'in de gönlünü almam lazım diye %100'lük bir birime hizmet etmeye çalışıyor. Ama şimdi bazıları bunu provokasyon yapıyor. Provoka ediyorlar. Nasıl yani ediyorlar? Mesela şimdi mesela iş istiyor. Evet. Dolmuşçu mesela esnafı yani. Dolmuşçu efendim? Esnafı tepkili. Şimdi bakın. Neden tepkili? Evet, çünkü buyurun. Yeni gıcır gıcır otobüsler geldi. Rantları düştü. Şimdi rantları... Mesela fırıncılar tepkili. Tabii. Ekmek ucuz. Vatandaş şimdi... Ucuz ekmek var. O devam bu. Bundan sonra 600 kuruş ekmek yiyor. Yani bunlar... Otogarcılar, otogarcılar niye tepkili? Şimdi otogarcılar bakın efendim şimdi bunu sayın bunun muhatabı ben değilim. Sayın Büyükşehir Belediyesi. Yok hayır yani siz de. Ama şimdi siz şu yani olay var. Çok bakın, iyi tanıyan bakın, bir. Şimdi şöyle bir olay yani, var. Bizler ben var. Belediyeciliği yani, de siyaseti yani, de bilen bir ilçe başkanıyım. Yani, siyaset şimdi, olarak yorum yapmazsanız. Adam ihaleye girmiş. Alkaya olarak bakın, yapacaksınız. Bakın yani, bakın efendim bu iş. Şimdi sayın istek. Evet. Adam ihaleye girmiş kişi. Burada isim vermek istemiyorum. Evet. En yüksek parayı vermiş. Tamam. Onundur. Şimdi buna vermese ihaleyi vermese ihale diyecekler fesat karıştırdı. Verecek, niye alt verene verdi? Yani şimdi kanunlardan şimdi Burhanettin efendim, Kocamaz. Şimdi ama taahhütler yani. De yerine gelmediği zaman evet. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ya arkadaş sen taahhütleri yerine getirmiyorsun gel şunu bırak diyor. Bunu da maalesef hukuk yönüyle bunları çözemiyor. Yani biraz iş karıştı gibi. Ya öbür tarafı da dinlediğin zaman ya birileri
Büyükşehir Belediye Başkanımızın, yani bu hepimizin belediye başkanı, yalnız Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil, Mersin'de yaşayan bütün insan, vatandaşlarımızın, bütün insanlarımızın belediye başkanı. Tabii yani canım. bunu şey yapmak için, halkın gözünde düşürmek için provokasyonlar yapıyorlar. Yani şimdi oturup, ya ehli vicdan ya, oturup düşüneceksin. Yani 100 bin kişi gitmiş, müracaat etmiş, ben iş istiyorum diye. Şimdi 100 bin kişilik iş yok, alacağı sayı belli. Mümkün değil. Ve şunu da samimiyetimle söyleyeyim, ben Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanıyım. Şimdi Sayın Burhanettin Kocamaz kesinlikle kişinin partili olduğuna bakmıyor. Ben geçmişte Gümrük Muhafaza Müdürlüğü yaptım. Ondan kısa bir örnek vereceğim. Rahmetli Günsazak İzmir'de geldi. Ben de o zaman Ülkücü Memurlar Derneği Başkan Yardımcısı. Bir liste yazdım. Şu solcu, şu sosyal demokrat, şu eski kurtuluş, şu memurların listesini götürdüm dedim Sayın Günsazak Bey'in önüne. Bir baktı, bunu kim verdi? Ben de hemen el kaldırdım. Sayın Bakanım ben verdim diye. Gel dedi, al bunu. Bana çalışmayan, rüşvet alan, hırsızlık yapanların listesini getir dedi, elime verdi. Şimdi Burhanettin Kocamaz Bey de böyle. Yani çalışana bir şey demiyor. Ama kaytarana, işe gitmeyene, çalışmayana, efendim mesela kardeşim güle güle diyor. İşe aldığı insanlar da memnun olmuyor. Amir müdür olmak istiyor. İşe almadı, yani alamıyor çünkü, yani yanlış anlamayın, belediyeler işi bulma kurumu değil, hizmet alanı. Biz niye belediyeyi seçtik? Hizmet almak için seçtik. Yani ben şahsım olarak bir siyaset yapacağız. Belediyeler de belediyecilik yapacak. Bizler de onlara dua edeceğiz. Yani bizim şu an teşkilat olarak yapacağımız bu. Yani biz kesinlikle, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Belediye Başkanımızın yaptığı işlere müdahil falan değiliz. Ha, takip ediyoruz. Evet. Efendime söyleyeyim ama biz müdahil değiliz. Biz siyaset yapıyoruz. Şimdi ya bize zaten dışarıdan nasıl görünüyor, ona bir bakış ortaya koyuyoruz. Yani dışarıdan baktığımız gibi olayı nasıl değerlendirebiliriz? Ya bir, en azından bir ilçe başkanı olmasa bile bir vatandaş olarak Mersin'de yaşayan ya bir insan, siyaset ya, değil mi yani? Yani Sayın İstek, şimdi ben yani bir örnek vereceğim. Ehli vicdan olmak lazım yani. Tabii. Şimdi biz, ehli vicdan olmak lazım deyince de Sayın Alkaya, lafınızı unutmayın. Burada nükleer santralle ilgili de evet. Yani meclis kararının çıkması ve Sayın Kocamaz'ın da el kaldırması, hani belki perde arkasında onların ifade ettiği şeyler, yasal zorunluluk vesaire, onları anlatırsınız ama bir şok dalgası estirdi. Yani ve şeyi kırdı. Efendim, o nükleer santrale karşı provokasyonlara da rağmen bu kabul edilmiş. Tarihi bir karardır aslında bu. 6 bin yanısılar bir bölü 100 binlik planında çıkması. Evet. Şimdi bu tarihi bir karar. Yani bu iyiler de var. Efendim, önümüzü açacağız. Sayın Burhanettin Kocamaz Mersin'e aday olduğu zaman şunu söylüyordu. Mersin'i hak ettiği yere getireceğiz. Evet. Birlikte yöneteceğiz diyordu. Ve bunu yapmaya çalışıyor. Yani şimdi birileri provoke etmeye çalışıyorlar. Yani biraz da ehli vicdan olmak lazım. Yani yalnız bununla değil, yapılan hizmetlere de. Ben ufak bir şey örnek vereceğim kendi Akdeniz ilçemizden. Birçok caminin onarımını yapıyor Büyükşehir Belediyesi. Yapıyor. Biz de işte cuma namazlarına gidiyoruz. Bir tanesi de benim hemen teşkilatımın karşısında olan bir cami. İnanın ya, oradaki hocamız devlet memuru olabilir. Yani imamımız. Evet. Ya bir otur da cemaata, ya arkadaşlar Allah razı olsun, yani Büyükşehir Belediyemiz tarafından camimiz onarıldı falan demiyor. Ya şimdi zaten Sayın Kocamaz da hizmetler yaparken Allah rızası için, insan da kendi reklam için yapmıyor. Evet. Hiçbir caminin önüne de bu cami Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onarıldı diye de bir tabela falan da asmadı. Ama şimdi bazı da provoke ediyor. Yani bunu biraz da vicdanlı olmak lazım. Yani hizmetleri görmek lazım. Ben yanlış anlamayın, ben burada, benim partilim, tabii ki benim partim belediye başkanı. Ama işte yapılan hizmetleri görmemek için kör olmak lazım. Ben şahsen Mersin yerel yönetimlerde, yerelde hiçbir sıkıntısının aşağı yukarı kalmadığını, yani Sayın Başkanımızın da verdiği sözlerin tamamına yakında yerine getirdiğini, bunları da ben yani biliyorum. Sizler de bilmeniz lazım. İnanın samimiyetimle söyleyeyim. Yani işte herkes bir şey söylüyor. Ya yıllarca utanç köprüsünü yıkamadılar ya. Evet. Yıllarca yıkamadılar. Yani adam onu yıktı. O kadar hizmetlere rağmen ikinci battı çıktıya başladı. Arkasında diğer üçüncüye başlayacak. Yani biraz da ehli vicdan olmak lazım ya. Bakar kör olmayalım yani Sayın İstek.
Şimdi tabii ki yani sadece hizmet bağlamında etkili çalışmalarla seçim alınmıyor. Yani mutlaka. Binalar, yollar, kaldırımlar yapıldığı kadar gönüllerin de yapılması gerekir. Tabii. Bu bağlamda Sayın Kocamaz zaten gönülleri ala ala biliyorsunuz. Tabii canım, tabii canım. Yani tabii, belediye başkanı oldu kendisi. Tabii. Şimdi efendim hani gönül deyince de zaman zaman bizim de böyle siyasilerle işte Mersin büyükleriyle abi kardeş ilişkisi içerisinde kendimizi hissettiğimiz birileri var. Biraz önce İstemiyan Talay'la kendisine biz bir Mersin büyüğü olarak görürüz ama bir de Bey Çelik var. O da bizim için partiler Sayın üstü. Evet, Sayın partiler üstü bir kişilik. Onu da biz Mersin'in abisi olarak. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin eski milletvekili Sayın Beliç Çelik hattımızda. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın İstek. İyi yayınlar diliyorum. Evet, çok Sayın, sağ olun. Sayın Alkaya Başkan'a en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet. Ve bütün izleyicilerinize de ayrıca yine saygılar sunuyorum. Şimdi efendim gündemin detaylarını konuşuyoruz, analizler yapıyoruz. Evet. Tabii ki hemen sıcak gündem, HDP'li milletvekillerinin işte, gözaltına alınmaları ve yaşanan tutuklamalar bir şekilde hemen AB üyesi ülkelerin Ankara'daki temsilcilerinin bir araya gelmesi için yapılan davet neler oluyor Ankara'da? Buyurun efendim. Şimdi tabii bu Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilgili bir mesele. Şimdi olayı sadece somut bir takım kişisel uygulamalardan yola çıkarak bir bölücülükle mücadele konusunu basite irca etmek çok yanlış olur. Devletin kararlı, tutarlı, kısa, orta, uzun vadeli kapsayıcı bir ulusal güvenlik politikasının olması gerekir. Bu olay da şunu gösteriyor. Bu milletvekillerinin tutuklanması ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerin, özellikle Almanya ile ilişkilerin limonileşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ulusal güvenlik siyasetinde bir takım kırılmaların olduğu ya da sulandırmaların olduğunu ortaya çıkarıyor. Aslında Türkiye Osmanlı'dan miras kalan ve Cumhuriyet'le birlikte kök salan ciddi büyük ulusal güvenlik politikalarını bugüne kadar uygulaya gelmiştir. Hangi hükümet gelirse gelsin. Ama ilk defa kuvvetli bir şekilde Türkiye'de ulusal güvenlik politikaları sulandırıldı, dejenere edildi. Dış politikamız dejenere edildi ki dış politikayla ulusal güvenlik birbirini besler sürekli. İç içedir çünkü. Ve bu politikaların tatbik edici olduğu, uygulayıcı olduğu kurumlar da büyük darbe yedi. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri, İstihbarat Teşkilatımız, Polis Teşkilatımız gibi. Yani bunların hepsini süratle toparlayacak, yaraları saracak ve uluslararası taahhütlerimizi de dikkate alan bir söylemle, bir dille ortaya çıkacak bir siyasal aktör grubuna Sayın İstek ihtiyaç var. Evet. Yani ben şunu demek istiyorum. Bölücülük Türkiye'nin başına bela mı? Evet. Bölücülük bir ihtiyaçtan mı doğmaktadır? Hayır. Niçin doğuyor? Vekalet savaşı olduğu için doğuyor. Asala bitiyor, PKK başlatılıyor. Asala'yı dün kim desteklemiş ve onlarca diplomatımızı öldürtmüşse, şehit ettirmişse 30 yıldır süren bir vekalet savaşında 40 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan devlet ya da devletler ya da onların istihbarat örgütleri aynıdır. Dolayısıyla başka bir devletin Türkiye'ye karşı bir savaşıdır. PKK'nın adı budur. Burada metodolojik yanlış şudur. Sayın İstek. Evet, dinliyoruz efendim. Siz, yani devleti yönetenleri kastediyorum. Evet. Siz geçmişte çözüm sürecini niye yaptınız arkadaş? Bunu sorma hakkı var bizim. Siz çözüm süreci adı altında Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizin
neredeyse tamamının teröristler tarafından ele geçirilip hendekler, mazgallar, tünellerle doldurulması, adeta bütün şehrin önemli tesislerinin, camilerinin, binalarının büyük oranda tahrip ettirilmesi neyin eseridir? Bunları kesinlikle bu bağlamda değerlendirmek lazım. Siz bunu yaptınız. Şimdi geliyorsunuz, bu seçilen milletvekillerini alıyorsunuz. Bu milletvekilleri teröristse, ki terörist yani bu iddia tabii. Milletvekilleri zaten vekil olamaz. Yani Selahattin Demirtaş da olamaz, Figen Yüksekdağ da olamaz, İdris Baluken de olamaz. Olamaz. Faysal Sarı Yıldız da olamaz. Bunların hepsinin kod ismi var. Yani şimdi efendim yargı sürecinde olduysunuz Sayın Çelik. Sizde tabii ki devlet adamlığı kimliğiniz var. Yani evet. Konuyu yargısal boyutuyla düşünmek gerekiyor. Üzerine fazla da yönlendirme işte tarzında şeyler de yapmamak gerekiyor. Ciddi iddialar var. Bunların alınması kamuoyu tarafından da beklenen bir... Evet. Şey yapmıyorum. Yani herhangi bir... Ya bunlar teröristi falan tarzında... Ayağı yere basmayan söz kullanmıyorum. Bakın dikkat buyurun edin. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi açıktır. Evet. Onun atıf yaptığı 14. maddesi açıktır. Terör faaliyetlerinin odağı olmuş mu bunlar? Olmuş. Yani. Güzel kişilik olarak olmuşlar mı? Evet. Peki belediyeler iş makinalarıyla, personeliyle, kaynaklarıyla terör örgütüne destek veriyor mu? Veriyor. Bunları kendileri açıklıyorlar. O halde bakın, terör örgütüne yardım etmek, yataklık etmek, destek vermek, hatta terör örgütü adına vergi toplamak, yargılama yapmak dahil. Burada daha 15 Temmuz'a kadar paralel diye bağırıyorlardı FETÖ terör örgütüne. Hı hı. Ama başka bir paralel daha vardı. İşte bunlardı o paralel. Evet. Peki bunların seçime girmemesi gerekirken seçime kim soktu bunları? Bunlar vuzuha kavuşmadan ve maşeri vicdan bu konuda ikna olmadan Türkiye huzura kavuşamaz. Evet. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi efendim tabii ki... Yalnız söyle. Yanlıştan doğru sonuç çıkaramazsınız. Burada yanlıştan başladılar. Şimdi doğru bir işlem var ortada. Doğru bir işlem var. Ama bu doğru işlem o yanlışı nasıl silecek? Problem burada. Evet. Mersin'de biliyorsunuz, hı hı, namlunun ucunda bir vilayetimiz. Tabii. Yani hı hı, biz bu konuda da fevkalade hassasız. Biz orada kimseyi ayrım yapmadan kucaklamaya çalışıyoruz ama herkes de haddini bilecek, ona göre davranacak. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Çelik. Çok sağ olun efendim. Değerli fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Çok sağ olun efendim. Şimdi Sayın Alkaya, yani Sayın Bey Çelik de biraz önce bunun altını çizdi. Mersin hakikaten de bu konuda çok hassas bir kent. Hassas kent deyince de en hassas bölgesi de Akdeniz. Evet. Yani bugün gelinen noktada Akdeniz'de iki tane sinir ucu var. Evet, bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi ise diğeri de HDP. Öyle gözüküyor. Ya ben diğerini söylemiyorum. Evet, o şimdi, farklı bir şey. Evet, yani şimdi şu var. Şimdi neticesi bu görevden işte bu gözaltına almalar, tutuklamalar bağlamında yine bir kaygı oluştu. Biraz önce de işte telefonla bağlanan konuklarımız aynı şeyin altını çizdiler istemeyen Talay'da. Yani bir yani eylemsellik yani olgusu yaşanırsa, ki istemiyoruz böyle bir şey kesinlikle, herkesin sağduyulu yaklaşması gerekiyor. Evet. Bağımsız, tarafsız yargıya bir şekilde güvenmek gerekiyor. Aynen. Yargı sonuçlarına saygı duymak gerekiyor. Evet. Varsa yine itirazlar yine yargının içerisinde yapılması gerekiyor ama öbür taraftan da böyle de bir şu anda endişe var bazı kesimlerde en azından. Şimdi efendim Akdeniz'de de sizin
Böyle bir olay karşısında tutumunuz ne olur? Şimdi efendim şöyle, biz şunu samimiyetimle söyleyeyim. Biraz önce de daha önce de bahsettim. Şimdi biz kamuoyunun vicdanında nasıl yer bulacak bir kararın çıkacağından eminiz. Daha doğrusu adaletimize güveniyoruz, güvenmek istiyoruz. Evet. Bunun dışında biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendi bölgemizde, Akdeniz ilçemizde 65 mahalleden oluşuyor. Bu 65 mahallemizin tamamında tabii ki doğu kökenli, bir defa bir doğu kökenliyle bunu bir terör falan diye birleştirmemiz çok abesle iştigal olur. Kesinlikle öyle. Yani zaten öyle bir iddiada kimse de bulunamaz yani. Birinci parti zaten AK Parti yani, Güneydoğu'da AK Parti ya. Yani şimdi şu var efendim, şimdi açık. 65 mahallemizi yerleşim olarak 5 mahallede kalıplaşmış oylar çıkıyor. Yani 5 mahallede Halkın Demokrasi Partisi'ne. Evet. Bu kalıplaşmış 5 mahalleden oyuyla bir belediye kazanılıyor. Şimdi geriye 60 mahallemiz daha kalıyor. Biz hiç kimseyi ötekileştirmedik. Hizmetlerde de öyle. Yani samimiyetimle söyleyeyim. Yerelden bahsediyorum. Genel hizmetler için diyecek bir şeyim yok. Çünkü maalesef bölgemize genelde hiçbir şey yapılmadı. Evet. Ama yerel hizmetlerde şu falan partilidir, şu şudur, şu budur, şu şuralıdır diye bir ayrım yok. Yani bu yönden biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak herkesi kucaklıyoruz. Ama bir yere kadar. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kadar. Ben özellikle Akdeniz bölgesinde herhangi bir olayın, herhangi bir şeyin olacağı tarafı değilim. Yani bir hoşgörü yani, olmak lazım. Bir sağduyu var. Yani şeyde de var. Mesela o kendini Akdeniz Belediyesi'ni de gösteriyor. Yani biz baktığımız zaman Sayın Türk olsun, efendime söyleyeyim Bedrettin Gündeş olsun. Yani bu tip insanlar daha ziyade halkla entegre olmuş, sivil toplum örgütleriyle bütünleşmiş insanlar. Yani biz gözlemledik. Efendim siyaset yapıyoruz. Çeşitli deneyimleri var ama seçimden seçime de tabii ki herkes siyasetini size yapacak. Size yani şunu söyleyeyim Sayın İstek. Netice itibariyle siyaset yapıyoruz. Belediye başkanları tabii ki bir herhangi bir siyasi partiden seçilirler. Ancak seçildikten sonra bütün görüşlü insanlara hizmet ederler. Evet. Yani bunu zaten en güzel örneğini Sayın Burhanettin Kocamaz veriyor Büyükşehir'de. Biraz önce de defalarca söyledim. 5 mahallede hizmet var mı Akdeniz'de? Tabii ki canım, tabii ki. Var yani mı? Size samimiyetimle söyleyeyim. Yani oralarda mesela ekmek, biraz önce siz bahsettiniz, hatta siz açtınız konuyu. Mesela işte geçimde geri kalan, daha doğrusu geçim düzeyi düşük olan yerler. Buralarda gidin bakın efendim. En çok ekmek satış bölgeleri bu bölgelere açıldı. Kesinlikle. Yani o yüzden biraz önce de dedim. Yani yapılan hizmetleri görmemek için kör olmak lazım. Vallahi yani biz şimdi yerelde Sayın Başkanımıza ben bir ilçe başkanı olarak teşekkür ediyorum. Yani netice itibariyle seçimden sonra işte benim atıyorum MHP'lilere değil, bütün Mersin'de çalışanlara, yani Akdeniz'den bahsedersek Akdeniz'in 65 mahallesine eşit bir şekilde yapılması gerekenleri yapıyor. Bu da güzel bir şey ya. Bizim hoşumuza gidiyor. Şimdi tabii bizler de takip ediyoruz. Özellikle Akdeniz deyince. Zaten o Akdeniz Belediye Başkanı da, Toros'ta hepsi beraber. Yani Akdeniz Belediyesi'nin de orada ciddi bir işbirliği var. Bu Değişen Mersin projesinde. Çünkü Akdeniz Belediyesi'nin birçok Akdeniz Belediyesi'ne bağlı orada. Akdeniz Belediyesi'nin işbirliği olmadan da Büyükşehir de orada bir şey yapamıyor. Akdeniz Büyükşehir'in şey olmadığı zaman da anacı arterlerde bir şey yapamıyor ama hatırlarsanız kongre merkezinde bir araya geldiler. Evet. Değişen Mersin projesini hayata geçirmek için bir işbirliği içerisine girildi. Ve geldiğimiz noktada da çok hızlı bir şekilde, yani ben bu yıkım konusunda, yani şunu söyleyebilirim ancak, bu yıkım konusunda kanunları uygulamak adına yapılan yıkım konusunda. Bak şimdi yani bazı şeyleri söylüyoruz. Evet. Farklı bunu çekip bir tarafa yanlış yamalak bir takım yani fikir belirtenler oluyor. O yüzden düzeltmeyle gidiyorum. Ne yapayım? Yasaları uygulama noktasında, yıkım konusunda Burhanettin Bey gerçekten çok başarılı. Hiç kimsenin duvarına çakıl taşı dahi atamayacağı yerleri hiçbir siyasi baskı, işte şu bu hissettirmeden, takmadan açıkçası vallahi başardı. Yani şimdi bugün itibariyle Adnan Menderes'e bakıyoruz. Değil mi? Onun kadar kafe. Evet. Başardı. Kent merkezinde işte türeyen bir takım büfeler vesaire başardı. Tabii şimdi efendim nihayetinde
Sayın Kocamaz da 20 yıllık bir tecrübeye sahip. Var, şimdi biz ne kadar biliriz belediyeciliği? Şimdi tutup da buradan da ona akıl veremeyiz ama nihayetinde biraz da seçim dönemine girildiği zaman insani ilişkiler noktasında kavrayıcı, ona daha fazla zaman ayırması gerekiyor. Öyle tabii söyleyeyim. Ya şimdi efendim biraz zaman ayırması gerekiyor. Şimdi şöyle haklısınız çünkü ama çünkü kamuoyunda şimdi, bakıyoruz bazı şeyler var. Yani genel kanılar da var. Evet şimdi olumsuz yalnız, düşünen hayır, çok hayır, kesimler var. Sayın İstek. Yani. Şimdi ben dediğim gibi bunun muhatabı ben değilim. Bunun evet, muhatabı oraya tabii girdi ki işte Büyükşehir adam. Belediye Başkanımız ama evet. Şimdi bir siyasi partiyi de bir kenara bırakın. Bir vatandaş gözüyle göreceksiniz. Evet. Şimdi 13 tane ilçe var. 13 tane ilçe var. Şimdi bu ilçelere tamamına hizmet veriyor. Ben inanın bazen takip ediyorum. Yani yalnız Sayın Burhanettin Bey değil birçok siyasileri de takip ediyorum. Gece bakıyorum saat 12'de 1'de işte Twitter'ında, sabah namazında Twitter'ında. Yani devamlı yani gerçekten performansı da çok yüksek. Yani çünkü evet. Bu işi severek yapıyor. Severek yaptığı için de yani, güzel sonuçlar alıyoruz. Bir de şu var bakın efendim. Diğer ilçelere göre Akdeniz ilçesi gündüzleri nüfusu çok iki katında olan bir ilçemiz. Evet. Yani serbest bölge bizde, limanımız bizde, işte sanayi bölgemiz bizde, tırmız sanayi bölgede. Yani kişi atıyorum Toroslar'da oturuyor, Mezitli'de oturuyor ama iş yeri Akdeniz'de. Ve Akdeniz'de de gerçekten Büyükşehir'in işte biliyorsunuz bu kentleşmede işte caminin önünün Ulu caminin ön tarafının işte yapılışı işte İstiklal Caddesi, Atatürk Caddelerine falan. Yani dediğim gibi yani görmek lazım ya. Yani bakmaktan ziyade evet, görmek yani lazım. Bir şekilde görmek tabii lazım. Ki, tabii ha, ki. Tabii ki yani benim yanlış anlamayın Sayın İstek. Yapılmayan benim, bir şey yok yani gözüküyor. Bizim konumuz dediğim gibi evet. Belediyeyi savunmak veya belediyenin hizmetlerini şimdi, anlatmak değil. Onun muhatabı belediye. Ama şu var yani görünen köy kılavuz istemez diyorlar. Evet, yani. Ki ben siyaset yapıyorum. Kör olmak lazım diyorsunuz. Efendim ben siyaset yapıyorum. Beni ilgilendiren tarafı siyaset tarafı. Yani evet. Belediye hizmetleri şimdi, belediyeler yapacak. Şimdi belediyeler efendim, son yapacak. Olarak Azel Bey de oradan evet. Devamlı kulağıma da söylüyor. Toparlayalım artık diyor. Ama bir şeye giremedik. Yani şu 1/100.000'e giremedik. Efendime söyleyeyim. İşte, şimdi muhataplar gelince inşallah şey yapacağız. Yani. Şimdi biz bir de ayrıyeten Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok şanslı bir partiyiz. Gerçekten bilgili, kendine güvenen bir il başkanımız var. Bu basında bir sürü, aslında o konulara girecektik. Yani il başkanımızın düşünce artık bir başka programa istersen saklayalım. Yani şimdi biz açınca oturduk belediye, kalktık belediye. Şimdi belediye zaten hizmet veriyor. Evet. Belediyeyi yani, onlar yapıyor. Yani biz sadece şunu söylüyorum. Vatandaşlarımız yani rica ediyorum. Yani görsünler ya yapılanları bakmaktan ziyade görsünler. Görüyorlar. Görüyorlar. Ve yani hiç orada tereddüdümüz yok. Şimdi, iyi görüyorlar. Şimdi bizim hiç kimseyi savunma şey yapma gibi bir şey. Ama ben burada siyasi yani aslında Sayın ya İstek siyaset konuşmak şey isterdim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetini konuşacağız. İşte efendime söyleyeyim. Biz evet. Tabii gündemin detaylarını izleyince evet. Gündemle evet. Ölçülü hareket ama başka bir programda evet. Sadece tabii, Milliyetçi tabii. Hareket Partisi'ni evet. Konuşabiliriz. Orada tabii, sıkıntı katılımcılara yok. Da son olarak da size katılımcılara da evet. Sizin aracınızla teşekkür ediyorum. Tamam efendim. Son olarak bir sorumu daha sorayım. Tabii buyurun. Teşekkür faslını ondan sonra yapalım. Evet, buyurun. Şimdi Sayın Rejistörümüz Ezel'den de evet. Rica edeyim. Efendim Akdeniz deyince bir de Suriyeliler gerçeği var. Evet. Bu Suriyelilere nasıl bakıyorsunuz? Orada iş yerleri açılıyor. İşte bu iş yerlerine ruhsat verilemiyor. Efendime söyleyeyim bir takım oluşumlar var. Yani şimdi, genel olarak. Evet. Şimdi olaya bakıldığı zaman yani milliyetçilerce evet. MHP'liler yani özellikle. Şimdi, onlar tabii bunu gözlemliyor. Evet. Yani onlar da dışarıdan geldi savaş mağdurları falan ama öbek öbek şimdi, gruplaşmalar, şimdi çatışma sayın, ortamları yaşanıyor. Sayın buyurun. İstek. Allah kimseyi vatansız etmesin. Amin. Şimdi biz Suriyelilerin aslında esas ana konularımızdan biri buydu. Biraz siyaset yapmak isterdim ama. Evet. Suriyelilerin gelebileceği bir Türkiye var. Evet. Ama maalesef bizim gidebileceğimiz bir ülke yok. Şimdi bu kişilere Allah gerçekten yardım etsin. Ama bir de şu var. İnanın altlarında son model arabalarla geziyorlar. Ve Türkmen Dağı'nı Suriye'de, Yayla Dağı'nda, Türkmen Dağı'na, ülke ocaklarımız devamlı oradaki Türkmenlerimize gıda, işte giyecek yardımları götürüyor. Şimdi bir bakıyorsunuz Türkmen Dağı'nda savaşan Türkmenler var. Suriye kökenli Araplar da gelmişler burada
Son model arabalarla geziyor. Şimdi Allah yardım etsin. Yani ben onları kınamıyorum. Yani ancak şu olay var. Bunları kayıt altına almak lazım. Yani kayıt altına alındığı gibi şimdi bizim esnafımız ne yapıyor? İşte vergisini ödüyor, yer açıyor efendime söyleyeyim. Ama bir bakıyorsun ki adam vergisini vergi ödemiyor. Bir de kendini Suriye'de hissediyorsun. Bir bakıyorsun ki Arapça tabelalar, anlamadığın konuşmalar. Yani bunların tabii ki yerel yönetimlerle Sayın Büyükşehir Belediye'miz bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Yani bir defa bunu geçmişte yabancı tabelaların kaldırılması için Tarsus'ta da bunun başarısını elde etmişti. Fakat bu tabii ki hükümetin bir tutumu. Buna maalesef yetkililerin bir şekil getirmeleri lazım. Yani kayıtlı belli bir miktarda var. Bir de kayıtsız burada yaşayanlar var. Yani en azından kayda alınmasında suç işlemesinde var. Şimdi araçlar şimdi yeni bir sistem getirdiler plakalarında. Türk plakası yaptılar. Daha önce ceza vermiyorlar. Kırmızı ışıkta durmuyorlar. Plakaları okunmuyor, bilinmiyor. Yani karma karışık bir şey. Yine söylüyorum. Allah kimseyi vatansız etmesin. O kişilere karşı bir şeyimiz yok. Ama maalesef şimdi Akdeniz'de bütün ilçelerimizde var ama biz Akdeniz'de bunu maalesef yani görüyoruz. Evet. Allah yardım etsin. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Efendim onlara. Çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Alkaya. Yani evet. Biz tabii ki eskiden basın sektöründe ciddi emekler vermiş bir gazetecisiniz. Onu biliyoruz. Evet. Basından siyasete geçtiniz. Burada bir, ayrı bir aslında tartışma bir konusu. İlerleyen günlerde evet. Bir de oturup bunu i̇şte konuşuruz. Kendi televizyonda basından... programlarım var. Maalesef yapamıyorum siyasetimden evet. Dolayı. Efendim. Evet. Tekrar çok teşekkürler. Rica ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet ben İnşallah. Buradan Sayın Kemal İstek Bey, İçel TV ailesine ve Radyo Klas ailesine ve izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Evet. Bizlere katlandıkları için ama şunu samimiyetimle söyleyeyim. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak herkesi kucaklıyoruz. Biz de herhangi bir ayrım falan şu bu falan yapmıyoruz. Bizi de tanısınlar. Bir de özellikle... Mersinlerden rica ediyorum. Hastane Caddesi'nde bizim Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz İlçe Teşkilatımız var. Sabah 8.30'da açarız, akşam 8-9'a kadar yeri gelir, kapatırız. Bir uğrasınlar, çayımızı içsinler, sohbet edelim, kendimizi tanıtalım. Yani açığız, eleştirileri açığız. Bir de Akdenizimizin kalkınabilmesi için birkaç tane, hepsini kastetmiyorum da, birkaç siyasi parti başkanlarıyla oturalım. Akdeniz'in nasıl hak ettiği yere getirebilir. Siyasi yönden. Yani biz belediye işlerine karışmıyoruz. Belediyeyi belediyeciler yapacak. Bizler ama siyasi konjeksiyonu tartışalım. Yani AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni tabii ki canım. Tabii ki canım. Yani bunları biz yani bu, gidecek başka yerimiz yok. Bu Akdeniz'i hak ettiği yere getirmek zorundayız. Evet. Her kesimle el birliği, gönül birliği tabii içerisinde canım. Oluruz. Siyasi tabii, ayrım tabii. Yapmayız diyorsunuz. Tabii. Efendim tekrar çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Saygılar sunuyorum. Evet sayın izleyiciler işte bir detay programında sonuna geldik. Bu programda stüdyo konuğum Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz İlçe Başkanı Sayın Erdoğan Alkaya idi. Çeşitli siyasilerle de telefon bağlantılarımız oldu. Gelinen noktada Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. İçte ve dışta işte malumunuz efendim çatışma ortamları ve tabii siyasette de ciddi dalgalanmalar ekonomide keza öyle geçtiğimiz günlerde %6'ya varan bir Türk lirasındaki değer kaybına şahit olduk. Yani bugün itibariyle ve HDP'li eş başkanlarının tutuklanması, milletvekilinin işte gözaltına alınması. Şimdi bunların hepsi bir tarafa biraz önce de Sayın Alkaya hani diye Suriyelilerin hiç olmasa gidebilecekleri bir ülke var. O da Türkiye. İnanın bizlerin gidebileceği hiçbir ülke yok. Bu bağlamda ülkemize ve tabii ki güzel Mersin'imize sahip çıkma dileğiyle. Esen kalın efendim.